Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam Gedik Sanat tarafından hayata geçirilen edebiyat ve müziği bir araya getiren özel bir projeden söz edeceğiz. Türk şiiri için en önemli akımlardan biri olan ikinci yeni bu kez şarkılarda hayat bulacak. Ve Murat Cem Orhan şarkılara dönüştürecek şiirleri. Elbette çok değerli yorumlayanları da var. Sevgili Mert Fırat ve Evrim Özkaynak da yorumlayacak. Evrim İzmir'de şu an bize katılamadı. Ama sevgili Mert Fırat, Murat Cem Orhan ve Gedik Sanat Sanat Yönetmeni Caner Akgün'le birlikteyiz. Teşekkür ediyoruz. Bizi stüdyolarında ağırlıyorlar efendim. Çünkü bir yandan da artık provalarda sona doğru geliniyor. 18 Şubat akşamı Zorlu PSM'de seyircisiyle buluşacak. Projenin ilk ayağı aslında bir üçleme olacak. Bunu da biraz anlatırız ama her şeyden önce şunu söylememiz lazım. Edebiyatla müziğin bir araya gelmesi başlı başına heyecan verici olsa gerek. Gedik Sanat tarafından böyle bir eserin sipariş verilmesi kısmından başlayalım. Size önce sorayım Caner Bey, nasıl oldu, sizi motive eden ya da yola çıkarken sizi heyecanlandıran neydi bu proje için? Bizim için önemli olan Türk bestecilerin yeni eserler üretmesi, dünya premierlerinin yapılması sipariş usulüyle. Aynı zamanda dünyadaki armoni akımlarını takip edebilmek amacıyla Türkiye premierleri düzenlemek gibi bir amacımız var. Bu bağlamda Murat Cem Orhan'la birlikte üniversitemiz bünyesinde gerçekleşen bir radyo programında edebiyat ve müzik konuşurken, ikinci yeni şairler ve ikinci yeni akımı üzerine konuşurken bu projeyi yapmaya karar verdik. Bu proje tabii ki bir üçlemenin ilk ayağı. Evet. Heine'nin Dichter Liebe adlı eseri ve Gogol'ün Paltosu'nun da bir operasının premieri var tabii bu üçlemenin içerisinde. İkinci Yeni Şarkılar projesinde Murat Cem Orhan'la birlikte çalıştık ve gerçekten çok heyecanlıyız. Türk bestecilerine ve Türk edebiyatına ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesine ne kadar emek verirsek bizim evet. için o kadar iyi. Bu arada helikopter geçti aradan. Söylediklerinizin bir kısmı duyulmamış olabilir. Mert'i almaya geldi çünkü çok yoğun. Bir projeden öbürüne kaçmak üzere. Ama dedik ki biraz bekleyebilirseniz biz daha sohbet ediyoruz. Sahne supleksi dediğimiz. Gerçekten özel bir proje olduğunda Mert Fırat adı aklımıza geliyor. Ve iyi ki de o da böyle canı gönülden koşup geliyor. Ama seni özelde heyecanlandırdığından eminim. Çünkü ikinci yeni dediğimizde belki öylece adıyla bilmeyenler olabilir ama illaki Cemal Süreyya'yı, Turgut Uyar'ı, Edip Cansever'i, İlhan Berk'i, Ülkü Tamer'i daha sayabiliriz elbette tüm bu isimleri biliyor. En azından Cemal Süreyya'nın Üvercinkasını biliyordur izleyicilerimiz. Hani oradan yola çıkarak sorayım. Senin için de herhalde böyle bütün sevdiklerim bir arada diyeceğim bir proje mi oldu? Kesinlikle öyle oldu. Bir de şarkı yani, söylemeyi de çok seviyor. Aynen. Kelebeğin Rüyası'ndan sonra yani böyle iki unutulmaya yüz tutmuş şairin evet. böyle hem de garip akımından en çok etkilenen iki şair aslında onlarda. Tam da bu ikinci yeniyle garip arasında Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur gibi şairler kimi zaman böyle Varlık'ta ya da birçok dergide kendine yer bulamamış. Fakat sonra da işte başka yönleriyle böyle tanınmış şairlerimiz hayatlarıyla, işte yaşamlarıyla öne çıkmış edebiyatçılarımız var. O taraftan da ikinci yeni dediğin gibi çok büyük bir değişim. Aslında oyuncular için de, tiyatro dünyası için de ikinci yeni çok önemli. Çünkü düz yazı gibi şiir yazan şairlerden bahsediyoruz. Hani garip akımından daha da bu tarafa doğru artık ikinci yenilerini akıptan iyice özgürleşmiş. Özgür kılan, evet. Ve hani Tomris Uyar'ın da burada çok büyük katkısı tabii. var. Aslında merkeze de koyulan şey aslında böyle mıknatıs diyelim hani herkese aslında kendine doğru çeken sevgisiyle, bilgisiyle, iletişimiyle ve aşkıyla, dostluğuyla da. 14 Şubat'ta bunu konuşurken tabii. de anlamlı. Aynen. Bir aşk insanı. Evet. Hepsi zaten öyleler de Tomris Uyar özellikle. Ve bunu da aslında günlüklerinde de çok güzel anlatıyor. İşte bu eser de aslında şimdi Murat Cem de ifade edecektir. Evet. O tarafıyla çok böyle içine alan. Tomris'in de içinde olduğu, Edip Cansever'in de içinde olduğu, Turgut Uyar'ın da içinde olduğu bir yapı. Ve aslında hem böyle diyaloğun geçtiği, hem şiirlerin okunduğu, hem şarkıların söylendiği bir yapısı var. Evet. O beni çok heyecanlandırdı. Tahmin ediyorum. Üstad size de öyle sorayım aynı zamanda yöneten diyeceğim. Çünkü edebiyatla müziğin aslında böyle bir araya geldiği projeler de tahmin ediyorum.
biraz ihtisas alanı gibi oldu Murat Cem Orhan için. Ne dersin? Estağfurullah. Birbirinden hiç kopmayan iki büyük disiplinden bahsediyoruz. Evet, yani birbirlerinden tarih boyunca beslenmiş, halen beslenmek zorunda olan iki olağanüstü disiplin. İşte siz de sanatçı olarak zaten duyarsız kalamıyorsunuz. Bazen gördüğünüz bir ağaç, bazen okuduğunuz bir satır. Her elinize bir kitap alışınızda ben işte bu cümleleri nasıl ifade ederim acaba? Müzikle deyip benim dünyam öyle. Müzikle duyuyorum. Okuduklarımı duymaya başlıyorum bir süre sonra. Çok da keyif alıyorum çünkü aynı zamanda opera eğitiminden de geldiğim için bir nevi drama ve müzik benim için birbirinden ayrılmaz, kopamaz. Aynı zamanda opera orkestrası şefi olduğum için de bunu böyle sahnede izlemek, duymak, görmek galiba bir nevi üstüme yapıştı. Ve sürekli zihnim o yönde çalışıyor son birkaç senedir. Bu bir süreç de elbette. Evet. Değil mi? Hem bestelenmesi, daha sonra yorumlanması. Tabii. Tüm o süreçte neler yaşadığınızı da merak ediyorum aslında. O süreçte kendime çok kızdım. İkinci yeni şairlerinin şiirleri o kadar zor ki bestelemek için. Merak ettim yani, aslında. Bu çok zor. Beni çok zorlayan, böyle limitlerimi, sınırlarımı zorlayan bir proje oldu. Çünkü bu sanatçılar demişler ki biz şiirdeki müzikten uzaklaşalım. Biz bunu kıralım, biz bu sayıyı yok edelim ve ona göre yazmışlar, aslında doğal yazmışlar, konuştukları gibi. Zorlayıcı olan müzik, yanı değil mi? Aslında şiirdeki müzikten uzaklaşmak dediğin gibi bir yandan da şeyi var, o müziği yeniden çağırıyor yani Murat Cem ve herkes. Aslında bir yandan da onlar tek düzelikteki müzikten bahsediyorlar. Evet. Yani şimdi Murat Cem de tam ona karşı duran bir yapıda. Gedik Sanat da öyle. Evet. Hani yani, o üçümüzü birleştiren şeylerden tabii, biri oldu. Hani form tek bozan. Düze bir aynı form bozan. Evet. Aynen tam da ikinci yeninin aslında o şairlerin ruhuna belki bir çıkış ondan noktası. İstemediği bir müziği tabii. Yeniden getirmek değil. Çünkü bir parça içinde belki üç farklı tabii. ölçü oluyor. Yani üç farklı aslında. Tabii, üç zaten kendi müziği vardır. Her şiirin de ne olursa olsun bir kendi müziği öyle, vardır değil mi? Ama bu sefer kolay değil. Kolay değil. O yüzden şey oluyor. 3 4'lük başlayıp değil mi? Ondan tabii, sonra 6 8'lik oradan komple tabii ya, çok komple her biri bir sınav bir şey gibi evet, doğru. Evet. Dünyada çağrışımsal ve imgesel öğelere daha çok vurgu yapan anlayışları kabulleniyor. Evet. Ve form bozan bir algı gerçekten yani edebiyatın içerisinde de müziğin içerisinde de aramamız gereken gelecekte kurgulamamız gereken bir aslında sanat yolculuğu bizim için de. Mert, ben ve Murat Cem'in bir arada olduğu ve gelecekte de bu türlü projeleri devam ettireceğimize inandığımız çok güzel bir sistem oluşturduğumuzu düşünüyorum. Elbette. Ve paylaşım boyutumuz da çok heyecan verici. Harbi. O yüzden bu arada tabii Evrim de Evrim tabii. Özkaynak burada değil ama gerçekten o da olağanüstü bir ses, olağanüstü çok, bir yorum. Çok, daha evet. önce deneyiminiz var birlikte tabii, çalıştığınız evet. için siz Kuvayi Milliye'de evet, değil mi? Evet. Dolayısıyla böyle bir ortaklaşa iş çıkıyor ortaya evet. ondan eminim. Adından bahsedelim, Ölmeme Günü. Yani bilen biliyordur ama edebiyatla çok iç içe olanlar muhakkak biliyordur. Ama bu da aslında ikinci yenicilerin farkında olmadan belki de yarattıkları bir akım ve sizin projenize de ad oluyor. Ondan da biraz bahsetmek ister misiniz? Özellikle evet, Murat'cığım. Bir organik de bağ varmış aynen, organik belli bağım ki. Var günle ilgili. Aslında şöyle, şimdi organik bağ tamam, o işin esprisini yapıyoruz ama o gün şöyle önemli ve değerli. Evet. İnsanların bir araya gelip aynı masada farklı düşünseler bile o masada oturup konuşabildikleri, tartışabildikleri, sohbet edebildikleri, hayatı paylaştıkları aslında ne güzel değil mi? Keşke bugün de yapabilsek. Evet, keşke devam edebilseymiş. Evet. Bu 81 yılında başlamış. 26 Mart 1981. Tam da doğum gününde. Doğum, evet, evet. Demek ki bir gün böyle bir proje gelecekmiş. Öyle. Oradan çıkarım yapalım. Ama 85'te Turgut Uyar'ın ölümüyle de evet, son evet, bulmuş. Son tüm bu sözünü ettiğimiz aslında düşünce insanlarının, entelektüel camianın bir araya gelip hem aşka hem siyasete hem hayata dair sohbet ettikleri bir masa. O bir dost meclisi tabii, bir yandan tabii. da. Kim bilir neler konuşuldu, yeni fikirler muhakkak ortaya çıktı ya da belki birbirinin derdine derman oldular. Ama Turgut Uyar'ın ölümüyle son bulmuş. Belki de böyle bir hatırlatma, hani isim için yola çıkarken neydi? Sizi i̇şte alt metinde şunu söylemek istedik insanlara, yani gelin birlik olalım, aynı masada oturalım, sohbet edelim.
sohbet her alanda sohbet olsun. Yelpazemizi geniş tutalım ve birbirimize ön yargılarımızı kıralım, oturalım. Oturalım, gelin aynı masada oturalım. Evet, tüller arasında bağlantı kuralım. Evet. Yani. Evet. Hem tüller arası bağlantı kuralım, hem de sanki insanların biraz daha umuda ihtiyacı var. Birlikte hareket etme umuduna, birlikte olma umuduna ihtiyacı var. Evet. Ölmeme gününün bir sonraki gelecekte bir tarihe verdiği söz, insanların yaşama tutunması için de belki bir çare olabilir diye düşündük. Ya da o günü iyi geçiriyorsak hani. Evet. O da elde bir gündür. Biraz öyle bir yanı da var bu ölmeme günü. Peki şöyle tamamlayalım. Repertuar söyleyebiliyor muyuz? Yani hangi şiirler bestelendi? Tabii. Toplamda 8 tane şiirimiz var bestelenen. 2 tane Turgut Uyar'dan, 3'er tane Cemal Süreya ve Edip Cansever'den. Güzel. Neler olduğunu söylemeyelim madem öyle. Peki, o geceye saklayalım onu. Ama aynı zamanda Şubat'a, Tomris Uyar'ın da gündelikte gün dökümlerinden yararlanıldı. Yani biz aslında sahnede Tomris Uyar'ı diğer 3 şairle sohbete davet ediyoruz. Ve bu sohbetler... Böyle bir kurgusu var. Aynen şöyle bir kurgusu var aslında. Gün dökümlerini yani yaşadıklarını kağıda dökerken Tomris Uyar aslında o yaşadıklarını sanki Turgut Uyar şiiriyle cevaplıyormuş gibi. Ya da Edip Cansever. Ya da Edip ya da Cemal. Tabii bu tamamen kurgu. Burada tarihsel bir gerçekliğe değinmiyoruz. Ve fakat yaşanmışlıkları iç içe olan bu insanları anlık sohbete davet ediyoruz biz sahne üzerinde. Ne güzel. Heyecanla bekliyoruz. Gayet güzel. Böyle bir sahnede ya da böyle bir projede şarkı söylemek nasıl geldi? Vallahi işte şey gibi benim için bir çeşit meseleyi anlatmak gibi. Yani o şiirlerin zaten öncelikli derdi o. Meseleyi anlatmak bazen anlatmamak. O tarafta bana çok böyle oyuncu malzemesinin de ihtiyacı olduğu bir şey gibi geldi ve çok heyecanlandırıyor beni. Sadece şarkı söylüyormuşum gibi de hissetmiyorum. Böyle bütünüyle yani sanki müzikli bir oyun, evet sanki bir hikaye anlatıcı gibi. Evrim de öyle. Yani hep beraber aslında bir triomuz var, onlar da öyle. Evet. Herkes çok içselleştirdi meseleyi. Daha çok bir derdi, bir hikayeyi, bir duyguyu geçirmek. O beni çok heyecanlandırdı ve çok içime siniyor bu tarafıyla yani. Ne güzel. O zaman hem elinize sağlık diyeyim hem de şimdiden kolay gelsin diyeyim. Bizi takip edeceğiz elbette sahnelendikçe ve proje devam ettikçe. Aynı zamanda üstüne basa basa söylemek istediğim bir şey var. Yeşim Dizdaroğlu görsellerimizi yaptı. Olağanüstü görseller çizdi. Sevengül Sönmez kurgumuzu hazırladı. Ve Brothers Trio sahnede bize eşlik ediyor. Şahane bir müzikli ben seyir. Ben Dilruba'ya çok teşekkür ediyorum. Dilruba sağ olsun. Bu provalar esnasında evet en büyük yardımcımız. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Efendim biraz daha sizi böyle tutuyorum. Çünkü haberlerimizi de sunacağız buradan. Böyle güzel açık havada. Hava da çok güzel bu arada. Bunu da canlı canlı göstermiş olalım. Hoş bir akşam üzeri, bir cuma akşam üzeri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde daha ne olsun. Ama şöyle bir ters köşe haberimiz var. Fransa'nın Oscar'ları olarak bilinen ve ülkenin en prestijli sinema ödüllerini dağıtan Sezar Akademisi, Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin yeni filmini birçok kategoride aday göstermesinin ardından gelen eleştiriler üzerine istifa etti. Yani sözle eylem birbirini tutsun diyordu. Hollywood bunu çok becerememişti. Şimdi bir tepki de Fransa'dan geldi. İzleyelim haberimizi. Fransa'nın Oscar'ları olarak bilinen ve ülkenin en prestijli sinema ödüllerini dağıtan Sezar Akademisi, Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin yeni filmini birçok kategoride aday göstermesinin ardından gelen eleştirilerin üzerine istifa etti. Amerika Birleşik Devletleri tarafından 13 yaşındaki bir kıza tecavüzle suçlandığı dava yüzünden aranan bir isim olan Polanski'nin filmi, An Officer and a Spy, Sezar Akademisi tarafından en çok aday gösterilen yapımlardan biri oldu. Bunun üzerine Fransa'da akademiyi ve ödülleri boykot çağrıları yapıldı ve yüzlerce sinema sektörü emektarı akademinin reforma gitmesi gerektiğini söyledi. Akademi tarafından yapılan açıklamada oy çokluğuyla 2019 yılında sinemanın gerçekleşmesini sağlayan kadın ve erkekleri onore etmek ve film festivalinin sadece bir festival olarak kalması için istifa kararı alındığı belirtildi. Bu kararın ardından akademinin üyeleri yenilenecek.
Roman Polanski, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandığı dava sürerken Amerika Birleşik Devletleri'nden kaçmıştı. Bu suçlamadan hüküm giyen Polanski, o zamandan beri Fransa'da yaşıyor. Sevgili seyircilerimiz, İstanbul Atlı Spor Kulübü yeni sosyal sorumluluk projesi Utanç'la çocuğa şiddet ve çocuk tacizine dikkat çekecek özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çocuk istismarına dikkat çekmek için fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'ın Gülden kurgusundaki 14 fotoğrafın yer aldığı Utanç sergisi 15 Şubat saat 14'te kapılarını açacak. Son 10 yılda Türkiye'de çocuk istismarı raporlarının verdiği bilgiler ışığında istatistiksel yazı ve makalelere de yer verilecek olan sergi 15 Mart'a kadar Maslak'taki İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde izlenebilecek. ''90'lardan bugüne kariyerinde tam 20 yılı geride bırakan, dünyanın dört bir yanında konserler veren Garo bu kez İstanbul'a geliyor. Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garo, kariyerinin 20. yılını kutladığı Garo 20 Years kapsamında geçtiğimiz yıl ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşmuştu. Yoğun talep üzerine 29 Şubat akşamı ülkemize bir kez daha gelecek sanatçı ve Volkswagen Arena'da Belle, Gitan, Sülevan ve Seul gibi sevilen şarkılarını seslendirecek. Evet, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve Sevgililer Günü öncesinde Spotify en çok dinlenen aşk şarkılarını açıkladı. 1.1 milyardan fazla dinlenmeyle John Legend'ın All of Me adlı şarkısı dünya çapında en çok dinlenen aşk şarkısı oldu. Türkiye'de ise Sevgililer Günü temalı çalma listelerinde en çok Mor ve Ötesi'nden Küçük Sevgilim dinlendi. When your legs don't work like they used to before. Dünya üzerinde kaç çift birbirine bu şarkı bizim olsun dedi bilinmez ama dünyaca ünlü bir müzik platformu en çok dinlenen aşk şarkılarını listeledi. Dünya genelinde en çok dinlenen aşk şarkıları listesinde John Legend'ın 2013 yılında çıkardığı All of Me parçası zirveye oturdu. 1 milyar 100 milyondan fazla dinlenmeyle All of Me, Sevgililer Günü çalma listelerinde hem erkek hem de kadınların en çok tercih ettikleri şarkı oldu. Listede ilk üçü erkekler paylaşıyor. Legend'ı Thinking Out Loud parçasıyla Ed Sheeran, Just the Way You Are'la Bruno Mars takip ediyor. Aşk şarkıları listesinde efsaneler de var. Bir dönemin fırtınalar estiren Whitney Houston şarkısı I Will Always Love You'yla müzik efsanesi Elvis Presley'in Can't Help Falling in Love parçası 4. ve 5. sırayı paylaştı. Türkiye'de Sevgililer Günü çalma listelerinde en çok tercih edilen şarkı Mor ve Ötesi grubunun Küçük Sevgilimi oldu. İrem, Hayalet Sevgilim'le, Pera grubu da Sevgilim İyi Ki Doğdun'la ilk üçe girmeyi başardı. Sıla, Günaydın Sevgilim ve Sevgili Kaybım isimlerini verdiği iki şarkısıyla listeye girdi.
Sevgililer Günü demişken bir de albüm önerimiz var. Uzun zamandır hazırlıkları devam eden Murat Anmunga'nın şarkı sözlerinden oluşan 2020 model albümü geçtiğimiz hafta yayınlandı. İki CD'den oluşan 26 şarkı içeren albümde Nazan Öncel'den Şebnem Ferah'a, Teoman'dan Cem Adrian'a 26 farklı isim bu albüm için bestelenmiş Murat Anmunga'nın şarkıları söylüyor. Murat Anmunga'nla geçtiğimiz günlerde biz de buluştuk, bu albümü detaylı konuştuk. Önümüzdeki hafta yayınlayacağız bu sohbeti ve hatırlatıyoruz, bu albümün ilk imza günü 16 Şubat Pazar günü saat 16'da İstinye Park D&R'da olacak. Hayranlarına şimdiden duyuralım. Dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Sevgili seyircilerimiz, Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete bu akşam Ezgi Mola'nın konuk olduğu yeni bölümüyle Puhu TV'de seyirciyle buluşacak. Ezgi Mola dizide Ozan'ın yeni sevgilisi İpek rolüne hayat veriyor. Aa, ben yaparım. Aa, zahmet etme. Aşk olsun ya. Lütfen. Aa, ölüm iyi. Ölüm. Ben eşitliyim, yiyemem o. Ya Ozan, o kızla evlen. Kızla evlense de kurtulsa. Kız bir tuhaf diyorum. Adamın böyle boğazından şöyle geçirsen, tek hamlede bir çeksen. Değerli konut vergisini yarı yarıya ödeyelim. Ne? 5 Grammy ödüllü 18 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, abisi ve ortağı Phineas O'Connell'la birlikte yeni James Bond filmi için No Time To Die şarkısını besteledi ve yayınladı. İlk 1962 yılında çekilen 007 serisinin en genç bestecisi olan Eilish'in sesiyle bu haftayı da noktalayalım. Evet, No Time To Die diyelim. Bu haftayı da böylece sonlandırıyoruz. Yeni haftada görüşmek dileğiyle. Name? Bond. James Bond. Way out, it'll be the death of you.